Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin en büyük eğitim kompleksini Siirt'e kazandırıyor. Özdemir, bu eğitim yatırımı iş hayatında yapacağım en önemli ve en onurlu yatırımdır, dedi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Türkiye'nin en büyük eğitim kompleksi Siirt'te yapılıyor. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte ilimiz merkez yeni mahallede yapımına başlanan 800 derslikli İmam Hatip Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Buradaki şu bina olmadığı için ekip ve iş veremiyor. Adam diyor ki beni boşa çıkarttın, ben ne yapacağım? Burası şimdi tamam. Böyle uyuyor. Tabii daha sonra bu bitiyor. Tamam. Bunu da böyle takip ediyor. Toplam 4 katlıdır. Yılbaşı itibariyle okul binamızın kaba inşaatını bitiriyoruz. 80 derslikli bir kız İmam Hatip ortaokul ve lisesidir. Bunun dışında hemen onun arkasında 1000 kişilik spor salonu ve 1000 kişilik konferans salonu binası vardır. Bir kompleks binadır. Ondan sonraki kısımda ise 630 yataklı öğrenci yurdu vardır. 4 kişilik odalar şeklinde, hepsinin kendi içerisinde banyosu olacak şekilde. Gerçek anlamda 5 yıldızlı bir okul kompleksidir burası. İnşaatımız da son hızıyla devam etmektedir. Mevsimde şu anda bize yardımcı oluyor. Çok büyük bir sorunumuz yok. İnşallah en güzel şekilde teslim edeceğiz. Buraya Siirt'e yakışır, yaraşır bir okul olacak. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve ilgililerden bilgi alan Vali Aydın, ilimizde ülkemizin en büyük İmam Hatip Lisesi'nin yapılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, başta Sayın Başbakanımıza Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, Siirt halkı adına teşekkür ediyorum, dedi. Değerli arkadaşlar, gerçekten ben Nihat Başkanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani her şeyin başı eğitim. Eğitim olmadan hiçbir sorun çözülemiyor. İşte bunu bir ay önce temelini atıyordu. Maşallah şu anda ikinci, üçüncü kata çıkmış. Çok hızlı bir gidiyor. Ve Güneydoğu'nun belki de bölgemizin en büyük ve en mükemmel bir okulu. Yani bizim ihtiyacımız vardı. Özellikle kız çocuklarımızın, İmam Hatip çocuklarımızın ihtiyacı vardı. Sağ olsun 80 derslik ki yani buradan 5-6 okul büyüklüğünde bir okul yapıyoruz. Çok önemli bir okul şeyi. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Siirt'imiz en güzel, en layık olduğu şey yapılıyor. Şahsımla beraber tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Bu bölgede önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve bölgeye yatırım yapmaya kararlı olduklarını belirten iş adamı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada 14 bin metrekarelik alan üzerine Türkiye'nin en büyük 80 derslikli lise, 630 kişilik kız yurdu, 1000 kişilik konferans salonu ve yine 1000 kişilik kapalı spor salonu ile uygulamalı mescit yapılarak kutlu beldemiz Siirt'te Türkiye'nin en büyük eğitim kompleksini yaptıklarını ifade etti. 1,5 ay önce inşaata başladık. Tabii arsanın tamamı bazı bürokrasi işlemlerinden dolayı daha henüz teslim edilmedi ama 1 Aralık itibariyle Sayın Valim bugün müjdemizi verdi. 1 Aralık itibariyle arsanın tüm sorunları çözülüyor. Çünkü arsanın belli bir kesimi vakıflara aitti. Evet. Buradan milli eğitime devrolması lazımdı. Tabii normal bir devir süreci için bir zaman geçmesi lazımdı. İşte vakıflarla milli eğitim arasında yapılan protokollar Sayın Valimizin de büyük desteğiyle kısa zamanda bitirildi. 1 Aralık itibariyle arsadaki hiçbir sorunumuz kalmıyor. Ve bütün işlemleri, bürokratik işlemleri bitiriliyor ve devam ediyor. Şu anda biz ancak yarısından fazlasına başlayabildik. Ve bu şekilde ayın birinden itibaren, yani pazar günden itibaren tüm sahada çalışma imkanına kavuşacağız. Evet, burası belki Güneydoğu'nun değil Türkiye'nin en büyük eğitim komplekslerinden bir tanesi oluyor. 80 derslikli ve kız İmam Hatip ortaokul ve lisesi. Hemen arkasında 1000 kişilik spor salonu ve 1000 kişilik konferans salonu ki bizim Siirt'imiz, ilimizde böyle büyüklükte bir spor merkezi, böyle büyüklükte bir konferans merkezi yok. Burada hem öğrencilerimiz bundan istifade edecek, hem Siirt'te bunun sosyal olarak yazın da okulların olmadığı zamanda da Siirtli bayanlarımız burada gelip çeşitli etkinliklerde, spor etkinliklerinde, konferans, toplantı etkinliklerinde bulunabilecekler. Hemen arkasında ise 630 kişilik yine bir kız öğrenci yurdumuz olacaktır. Çünkü buradaki bu lisemize gelip okuyan yalnız Siirtli değil, Siirt'in çevre illerinden, ilçelerden birçok kız evladımız gelecek burada okumaya. Bunların kalması, burada eğitim yapması için bu kız öğrenci yurdu gerekliydi.
Bu da projemize dahil oldu. Bunu da yapacağız. Demek ki burası bir eğitim kompleksi oluyor. Hızlı yapmaya çalışıyoruz. Hepinizin gördüğü gibi 1,5 ay zarfında çok önemli derecede ilerleme kaydettik. Hedefimiz 2014 eğitim yılına bunu yetiştirmektir. Onun için başta bütün arkadaşlarımız buna büyük önem veriyorlar. Ve burada en kuvvetli ekiplerimizi getirdik. Yalnız hızlı değil, önemli olan en kaliteli ve bizim bu bölgemize, ülkemize yakışan bir okulu, kaliteli bir okulu yapmış olmaktır. Onun için bütün çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimize. Bu devir süreci çok önemliydi. Sayın Valimizin de üstün gayretleri, katkılarıyla bu devir işlemini de bitirdik ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdiden ilimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası yapılan denetimler sonucunda üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiği anlamına gelen akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası akreditasyon aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bağımsız bir denetçi firmayı yaptırdığı denetimler gereği oda çalışmaları denetlendi. Bağımsız denetçi firmanın elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda odanın çalışmaları beğenildi ve odanın üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiği anlamına da gelen akreditasyon belgesinin verilmesine karar verildi. Konuyla ilgili olarak Oda Başkan Yardımcısı Fuat Özgür Çanakkulu şu açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz hafta akreditasyonla ilgili denetime tabi tutulduk. 2011 yılından bu yana yapmış olduğumuz akredite olmak için başvurular vardı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu, Türkiye'de faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın akredite edilmesi için gerekli çağrılarda bulunmuştur. 2012 yılının sonuna kadar akredite olmuş oda ve borsa sayısı 131'di. 2013 yılı içinde de 22 odanın ve borsanın akredite olması gerekiyordu. Bununla ilgili biz de Siirt Ticaret ve Sanayi Odası da 2013 yılı içinde akredite olacak odalar arasındaydık. Bununla ilgili geçen hafta bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından yapılmıyor. Çünkü denetimin bağımsız denetçilere yaptırılması zaten bu standartları kavraması gereken standartlara erişilip erişilmemesinin tam olarak sağlanması anlamına geliyordu. Biz bunu geçtik çok şükür. 2013 yılı sonunda akredite belgemizi almış olmakla birlikte logomuzun yanına akredite olmuş oda logosunu da eklemiş olacağız. 2013 yılı içinde bizim daha önce de aslında hedefimiz olan üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunma standartına yakalamış oluyoruz. Biz aslında bu 5 yıldızı çok daha ileriye götürme hedefindeyiz. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem yerelde hem bölgesel olarak hem uluslararası olarak gerektiğinde uluslararası platformda ilimize ve üyelerimize gerekli hizmet standartını sağlamak için bundan sonra var gücümüzle daha da çalışmaya devam edeceğiz. Akreditas olmuş olan bir oda olarak bundan sonraki yükümüzün, sorumluluğumuzun artmış olduğunu bileceğiz. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı tebrik ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 1.290.008. sınıf öğrencisi için ilk kez düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu sona erdi sevgili seyirciler. Merkezi ortak sınavların ikinci oturumuysa yarın yapılacak. Öğrenciler yine saat 9'da sınava alınacak. Daha önce yapılan seviye belirleme sınavı yerine konulan merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu bugün yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 1.290.008. sınıf öğrencisi için ilk kez düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk günü oturumu sona erdi. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de saat 9'da başlayan sınavlar saat 12'de tamamlandı. Sınava ülke genelinde 1.290.717 8. sınıf öğrencisi katıldı. 17.407 sınav merkezi, 86.025 salonda yapılan sınavda 172.000 salon görevlisi de hizmet verdi. İlimizde de yapılan sınavlarla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay şunları söyledi. Bakanlığımız biliyorsunuz bu yıl orta öğretime geçiş için 8. sınıflara yönelik ortak bir sınav takvimi belirledi ve bugün 28 ve yarın 29 Kasım tarih itibariyle okullarımızda sınavlar icra edilecek. Bugün Allah'a binlerce şükür yapılan sınavda 107 sınav merkezimizde, 30'u merkezde olmak üzere 107 merkezimizde
300'e yakın öğretmen görevine demek suretiyle sınavımızın ilk etabını gerçekleştirdik. Allah izin verirse yarın sabah yine 9'da başlayıp saat 1'de bitecek sınavımızı en güzel şekilde gerçekleşmek için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Allah'a binlerce şükür herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Teşekkür ediyorum. Bu arada bazı ilçelerde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntılar, ufak ölçekte yaşanan sıkıntılar, Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay girişimiyle sınav boyunca bir kez daha yaşanmadı. Bazı veliler de sınav süresince okul dışında bekleyerek sınav aralarında çocuklarıyla sohbet etti. İkinci sınav yarın. Öğrenciler sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın alındı. İlk gün oturumunda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi ve matematik soruları yer aldı. Her bir ders yazılısı için sınav süresi 40'ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi ise 30'ar dakika oldu. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemedi. Soru kitapçıkları bakanlığa geri gönderilmeyecek. Pazartesi gününden itibaren soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecek. Merkezi ortak sınavların ikinci oturumu ise yarın yapılacak. Öğrenciler yine saat 9'da sınava alınacak. Fen ve teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 20'şer soru yöneltilecek. Okullar yarın yine 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için tatil olacak. Siirt Devlet Hastanesi başarılı operasyonlarına devam ediyor. Böbrek ağrısı çeken bir vatandaşımızın böbrek ameliyatını kapalı olarak gerçekleştiren Doktor Onur Serin ve Doktor Zafer Demir Siirt'te bir ilki daha gerçekleştirdi. Siirt Devlet Hastanesi'nde üroloji doktoru olarak görev yapan Doktor Onur Serin ve Doktor Zafer Demir ilklere imza atmaya devam ediyorlar. Sağlık alanındaki yeniliklerin getirmiş olduğu fırsatlar hastaların daha az ağrı çekmesini sağlarken Siirt'te ilk kez kapalı yöntemiyle böbrek ameliyatı yapıldı. Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk köyünde ikamet eden 41 yaşındaki Agit Sevinç isimli hasta sol yan ağrısı ile hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın sol böbreğinin çürüdüğü tespit edildi. Önceki gün başarılı bir ameliyat sonrasında hastanın sol böbreği kapalı yöntemle alınarak Siirt'te bir ilk gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle ameliyatı yapılan bir başka hasta da 20 yaşındaki bir bayan olduğu, o hastanın ameliyatı da başarılı bir yöntemle gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleşen hastaların ameliyattan bir gün sonrasında taburcu olmaları söz konusu oluyor. Ameliyatı gerçekleştiren uroloji uzmanı Doktor Onur Serin kameralarımıza yaptığı açıklamada Siirt'te batı illerine göre çok daha fazla taş vakası var. Kişi böbrek ile ilgili veya idrar yolları ile ilgili bir ağrı, yanma hissettiğinde mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. Hastada taş var ve tedavisini ertelerse böbreğin iflas etmesi durumu söz konusu olabiliyor dedi. Bugün Siirt bölgesinde Siirt'te ilk kez yapılacak olan bugün yapılması planlanan iki ameliyattan bahsedeceğiz. Her ikisi de taşa bağlı olarak taşın idrar kanalı tıkamasına bağlı olarak çürümüş böbrek nedeniyle bize başvuran iki hasta. Biri 41 yaşında biri 20 yaşında hastalarımızın. Birini dün ameliyatını yaptık. Bugün de bir tanesini yapmayı planlıyoruz. Ameliyatı kapalı yöntemle yapacağız. Ameliyat sırasında açık cerrahinin gerektirmiş olduğu kesiyi kullanmayacağız. 3 tane ince ufak delikten girerek böbreği çıkartmayı planlıyoruz. Ameliyat sonrasında tahminen her şey yoluna gidecek olursa ikinci gün hastayı evine taburcu etmeyi planlıyoruz ve bir haftalık bir istirahatten sonra da normal yaşantısına dönebilir duruma gelecek. Dün yaptığımız hastamız Abid Bey. Küçük 3 adet açıklık görmektesiniz. Bunlar trokar dediğimiz ameliyatı yapmamız için gerekli olan aletlerin girdiği delikler. Bu bölgeden girerek şu ufak kesiden de böbreği dışarı alma şansımız var. Dediğim gibi açık cerrahide yaklaşık 15 santimlik büyük bir kesi gerekiyor. Ameliyattan sonra 4-5 gün hastanede kalmayı gerektiriyor. Ve iş hayatına dönmesi de tahminen 20 günde 1 ay arası bir süreci gerektiriyor. Laparoskopik yapmış olmanın, kapalı yöntemle yapmanın avantajı bunlarla görülmekte bu şekilde. Bugün dediğim gibi 20 yaşında bir bayan hastamız var. Onda da yine taşa bağlıydı ve onun ameliyatını yapacağız. Öncelikle genel sekreterimize, hastanemize teşekkür ederiz. Bize bu imkanları verdikleri için arkamızda duruyorlar. İstediğimiz malzemeler temin edildikçe de biz bu ameliyatları yapmaya devam edeceğiz.
Daha tahmin ediyorum bunun üzerine farklı en az 7-8 ameliyat türünü daha yakın zaman içerisinde yapacağız. İnşallah. Ya şöyle bir durum olabilir. Burada açıkçası taş yoğunluğu fazla. Suyundan mıdır, sıcaktan mıdır, genetik faktörlerden midir? Normal bölgelere göre, batı illerine göre çok daha fazla oranda taş vakası var. Kişi ağrı hissettiğinde, böbrekle ilgili bir ağrı, idrar yaparken yanma, sızlama veya taş düşürme öyküsü varsa bu hastaların tedbirli davranıp ve kontrole gelmeleri gerekir. En azından birkaç basit film ve idrar tahlili, kan tahlili en azından taş var mıdır? Taş varsa müdahale gerektirir bir durum var mıdır? Ona karar vermemizi sağlanabilir. Bu her iki hastamızda da taş olduktan sonra geç dönemde başvuru söz konusu ve taş idrar kanalına düştükten sonra, yolu tıkadıktan sonra bir aylık bir süreci geçirirseniz böbreğin İflas etme, kaybedilme durumu söz konusu. Her iki olgumuz da bu şekilde vakalar. Yani kontrole gelmemenin dezavantajını yaşadılar. Şunu belirtmek gerekiyor. Şükür ki her iki hastamızın da diğer böbrekleri sağlam. Bu ameliyat yapıldıktan sonra da diğer böbrekleriyle bir ömür boyu rahat şekilde yaşantılarını devam ettirebilecekler. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklar. Ancak ne yapmaları gerekiyor? Ameliyat sonrası takiplerini sıkı tutmaları gerekiyor. Belirli aralıklarla kontrole gelip geride kalan böbreğin takiplerini yaptırmaları gerekiyor. İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan istihbari çalışma neticesinde satılmak üzere ilimize gelen iki şahsın ellerinde bulunan Kalaşnikov silah ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı. İlimiz İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki şahsın ellerinde bulunan Kalaşnikov silahları satmak amacıyla Siirt iline getirecekleri bilgisinin alınması üzerine Pervari ilçesinde şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 8 adet 7.62 mm çapında fişek, bu silahlara ait 1 adet metal seyyar dipçik ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kaçak sigaraya yönelik operasyonlarda son 2 yılda toplam piyasa değeri 3 milyon 255 bin lira olan 1 milyon 302 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nın gümrük kaçağı sigaraya yönelik mücadelesi devam ediyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son 2 yılda merkez ilçe ve diğer ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ve ele geçirilen istatistik bilgi verildi. Açıklamada son 2 yılda piyasa değeri 3 milyon 255 bin TL olan 1 milyon 302 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada ele geçirilen sigaraların yakılmak suretiyle imha edildiği belirtildi. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Emniyet kemerinin trafikte öneminin daha iyi anlaşılabilmesi adına Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, emniyet kemeri simülasyon aracıyla farklı noktalarda etkinlik gerçekleştirecek. İşte o etkinliklerin yer ve günleri. Emniyet kemeri takma konusunda duyarlılığı artırmak, trafik kazalarındaki can kaybı ve yaralanmayı en aza indirmek ve emniyet kemeri takma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışma yapılacak. Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmayla emniyet kemeri simülasyon aracı ile konunun önemi gözler önüne serilmeye çalışılacak. Valilikten yapılan açıklamada etkinliğin 2 Aralık Pazartesi günü valilik önü 3-4-5 Aralık 2003 Güres Caddesi Sancaklar İlkokulu yanı 6 Aralık Cuma gününde Siirt Üniversitesi'nde yapılacağı belirtildi. Batman Postası gazetesi imtiyaz sahibi Kemal Çelik'in babası geçirdiği ani kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Çelik'in cenazesi öğle namazına müteakip Çarşı Abdülhakim Sancak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Batman Postası gazetesi imtiyaz sahibi Kemal Çelik'in babası SSK emeklisi Hacı Nasrettin Çelik geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etti. Bugün sabah saatlerinde Siirt'e getirilen Çelik'in cenazesi öğle namazına müteakip Çarşı Abdülhakim Sancak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Allah'a emanet. Cenaze törenine Siirt Valisi Ahmet Aydın, Tillo Kaymakamı Ceyhun Dilşat Taşkın, Çelik'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Bizler de Kanal 56 ve Haber 56 gazetesi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımız Kemal Çelik başta olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı dileriz. Bekliyorlar, öyle masajı kabinete gelebilir ama abileri gördük. Hani yani taziye burada mı batmanlar var? Merhum Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyoruz. Televizyonumuza gelerek babasından yadigar tesbihini kaybettiğini söyleyen Sabri Işık adlı vatandaşımız için yaptığımız bu haberle siz duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Halkın sesi olan Kanal 56 halkın yanında olmaya devam ediyor. Kooperatif mahallesinde oturan Sabri Işık adlı vatandaş babasından yadigar tesbihlerini kaybetti. Televizyonumuza gelerek yardım talebinde bulunan Işık duyarlı olan vatandaşlara seslendi. Bu sabah evde çıktım. İki tane tesbihim var. Dedemden kalmış, babamdan kalmış. Değerli bir tesbihdir. Gözlerine içindedir. O da şeydir. Geldim tam Güney Caddesi yanında, baktım tesbih yok, yere düşmüş görmemiştim. Alan varsa, gören varsa bize versin, Allah razı olsun, onun hediyesini vereceğim. Bizler her zaman sizin televizyonunuzu, sizin sesiniz, sizin gözünüz, sizin kulağınızız diyoruz. Umuyoruz ki tesbihi bulan vatandaşlarımız haber verecektir. Çok kendisi için çok önemli olan bu tesbihe, bu baba yadigar tesbihe ulaşacaktır amcamız diyoruz. Bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bültenimizi noktalamadan evvel her zaman olduğu gibi klasiğimiz olan sizlerin sesiyle, sizlerin yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Mutlu akşamlar. Ben Siirt'te bir üst düzey yöneticisi olsaydım, milletvekili, belediye başkanı, vali gibi, öncelikle Siirt'in en büyük sorunu olan işsizliği giderirdim. Bugün Türkiye gibi Siirt'te de en önemli sorun işsizlik. Bence bir yöneticinin yapması gereken en önemli şey istihdam alanlarının oluşturulması. Siirt özellikle bölgenin en geri kalmış ilidir. Bugün 20 yıl öncesine kadar küçük bir ilçe olan, 23 yıl öncesine kadar küçük bir ilçe olan Batman, zaten Siirt'e bağlıydı Batman. Bugün 23 yıllık bir aradan sonra Siirt'in tam üç katı olmuş. Eğer ki Siirt'te zamanında yatırımlar yapılsaydı, istihdam alanları oluşturulsaydı, bugün Batman değil, Siirt Batman üç katı olurdu. Göründüğü gibi Siirt'te özellikle işsizlikten dolayı kıraathane ve internet kafeler Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Eğer ki Siirt'te işsizlik giderirse bu tür yerler zaten azalır. Halkımız da dışarıya göç etmez. Batı illerinde işçi olarak çalıştırılmaz. Kendi ilinde en azından çalıştırılırdı. Teşekkür ederim. İşsizliği gidermeye çalışırız. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırız. O aşı olmayanlara aşı yardımında oluruz. Yani elimizden gelen neyse yardıma hazırız. Vallahi altyapıyla işsizlik zaten başını almış gidiyor. Bugün yüzlerce, binlerce kişi işsizlikten dolayı kıvranıyor. Elimizden geldiği şekilde onların iş sağlardık, onları bir iş sahibi yapardık. Zaten evet. Halkla iç içe olmayan kişilerden hiçbir şey ben beklemem. Kesinlikle halkla ilişkileri %100 doğal olması gerek. Arkadaşlık kurmaları gerek. Dostluk olması gerek. Şahsen kendi adıma diyorum, ben onu yaparım. Ya Siirt ülke önce en büyük sorunumuz havaalanıdır. Şu anda en büyük sorun Siirt için havaalanıdır. Maalesef hemen hemen Siirt'in çoğu Batman'dan, Diyarbakır'dan mesela İstanbul'a, Ankara o uçaklarla gidiyor. En büyük sorunumuz odur. Bir de bir sorunumuz daha var. Siirt arması yapılmış, hala faaliyete girmemiştir. O da büyük sorundur Siirt için. Bir de çok bilmediğimiz sorunlarımız var tabii ki. Bu konuda yani duyarlı olmamız lazım. Yani biz halk olarak
Bunu duyarlamış olmamız lazım. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız gerekirse bunları iletmek yani lazım. Bizim Siirt hele hele son durak olduğu için en büyük sorun zaten orada. Bir de hele hele böyle ben düşünüyorum ki eğer Siirt'te bir acemi birlik olsaydı gerçekten Siirt kalkılması daha güzel olurdu Siirt için. Siirt'in temel sorunları dediğim gibi hava alanıdır. Mesela bu su arıtmasıdır. Bir de Siirt son durak olduğu için sıkıntımız çok. Keşke Siirt için bir acemi birlik, bir fabrika kurulsaydı en azından bu işsizliği giderilmesi çok iyi olurdu. Bir de bu mesleğimiz, yani bu Siirt için bir bacasız fabrika. Yani sadece Siirt'te işleniyor, başka yerde yok. Bunu da keşke devletimiz böyle biraz daha el alsa, bunu biraz daha iyi yerlere getirmesi için illaki ihtiyacımız var. Reklam, tabii ki reklam parayla karşılık yapılıyor. Yani bazı şeyler geliyor, mesela ulusal medya geliyor buraya, anlatıyoruz. Eğer onlar televizyonda çıktığı zaman böyle bir reklam gibi oluyor bizim için. Sadece odur. Son durak olduğu için gerçekten sıkıntımız çok. İşsizlik de çok en büyük önemli olan şeydir. Burada fabrika yok. Burada herhangi bir üretim yapan bir şey yok. Burası son duraktır. Bunu çıkarmaları lazım. Özellikle bu çatak yolunu bitirmeleri lazım. Yani bunları istiyoruz, bitirmelerini istiyoruz. Van Çatak yolu biterse İpek yolu çok güzel olacak. Onun da Siirt'te şeyden çıkacak, son duraktan çıkacak. İsteriz ki inşallah bu memleket iyi bir yere ulaşır inşallah. İnşallah güzel günler görürüz. Bizim belediye, yeni belediyemiz oluyor. Onun da bitirmelerini istiyoruz. Yeni gelecek belediye başkanı bunlara güzel bir hizmet vermesi için bitirilmesini istiyoruz. Seçim yaklaşıyor ama inşallah bir şeyler yaparlar. Yeni otogarımız güzel bir yerdedir. İnşallah güzel bir faaliyete geçer, güzel bir işler olur. Çünkü yeni otogarımız İpek yolu üzerindedir. İpek yolu da çok güzel bir yerdedir. Umarız ki Siirt'te güzel bir gelecek getirir. Siirt'te altyapı hiç yok. Değil yapılması gereken, hiç yok Siirt'te. Özellikle milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, karayollarından çok önemli duyurmak istiyoruz. Yağmur yağdığı zaman birçok yerimizde sular içinde kalıyor. Milletimiz gidip gelemiyor. Arabalarımız perişan oluyor. Onun için isteriz ki inşallah güzel bir yerlere getirirler. Bu altyapıyı bitirirler bu sene. Bu seçimden önce de bitirmeleri lazım. Bu yağmurda dışarıda yağmur yağıyor. Her yer sular içinde. İsteriz ki bitirmelerini isteriz. İnşallah iyi olur. Kanal 56'ya da çok çok teşekkür ederiz. Bizleri anlattığı için, bizlere bu imkanı verdiği için yeni dijitalde de çıkacağını duyduk. İnşallah hayırları olur. Bütün dünya bizi seyretsin. İsteriz ki bu son durumumuz olur. İşte inşallah iyi olur. Onlar için de, bizim için de, Siirt'in tanıtımı için de iyi olur inşallah. Vallahi şimdiki belediye başkanı bence çok güzel çalışma yapmış. Önceki belediye kesinlikle o kadar imkan vardı, hiçbir şey yapamadılar. Şimdiki belediye başkanı, bak ben Siirt yerlisiyim ama ben şahsen onu çok beğeniyorum. Eksiklikleri nelerdir? İş sahası yok. İş sahası yok. Yalnız inşaat sektöründe biraz gelişmiş, hakikaten gelişmiş, yani bloklar bilmem siteler yapılmış ama başka bir şey yok. İşsizlik çok. Esnaf, küçük esnaf zor durumda. Sanayi, ancak sanayi kurtarır. Bu yeni yapılan Ulusu Barajı herhalde biraz etki yapacak. Altyapı çok önemli. Ama eskiye nazaran çok çok iyidir. Eskiden Siirt çok berbattı. Biraz gene gelişmiş yani o yönden. Temizlik bakımından, bahçe, park bakımından, bilmem siteler bakımından biraz gelişmiş. İnanız ki eğer
burada eski evler yıkılıp siteler, bloklar yapılsa burası aşağıdan daha hoştur. Çok berbat, küçük esnafı mahvetti büyük şeyler, marketler. Markete gidiyorsun, her şey bulunuyor. Küçük esnaf biliyor musunuz? Zor durumda kalıyor, satış yapıyor. Bazı esnaflar öyle mevsimlerde istiftah bile edemiyor. Vallahi artık bunu bizim baştakiler bunu çözmesi lazım. Yani yoksa küçük esnaf emekli zor durumda. Ben Bakkur emeklisiyim, 900 lira maaş alıyorum. Bir milletvekilinin yevmiyesi. İlk sorunum işsizliği çözerdik. Ondan sonra altyapı sorunu. Zaten Siirt'in birçok sorunu var. Onları çözerdik. İlk önce altyapı sorunu var. Ne bileyim, Siirt'in birçok sorunu vardır. Su sorunu mesela. İlk önce projem buradaki hayvan pazarı için mesela buradaki peynircileri, mesela kasapları, bir sürü şey var. Hep aynı yerde olmasını isterdik. Ne bileyim, Siirt'in zaten sorunu hayatta bitmez.